Yeni ortağın nasıl biriymiş peki? Anlatsana biraz. Aslında ben de çok bilmiyorum. Seninle beraber tanışacağım. Ama bildiğim kadarıyla uzun süre yurt dışında yaşamış. Bir de deneyimli dediler. Ama göreceğiz. Abdullah'ın yerine geldiğine göre... ay onun kadar sevimsiz değildir değil mi? Umarım. Niye geldik buraya? Parayı mı getirdin yoksa? Ben o parayı bulamam Ferda. Lütfen anla beni. Sırrım ortaya çıkarsa yok olurum. Kızım sen beni buraya dertleşmeye mi çağırdın ya? Hı? Bul buluştur, sor soruştur birilerinden. Bana ne? Buna izin veremem. Ne saklıyorsun sen orada? Hiç. Ver, ver, ver bakayım şunu bana ver. Hayır. Ver dedim hayır, sana. Hayır. Ver dedim. Bu ne demin ya? Mutfaktan mı buldun bunu? Aferin kız sana, aferin. O mahalleden hiç değilse biraz cesaret öğrenmişsin, aferin. Ama Nevin'cim, bunu taşımasını biliyorsan saplamasını da bileceksin. Yapabilir misin? Hı? Ben yaparım biliyorsun. Bana bak Nevin. Kızının bedeli 50.000'den fazla eder. Ailenin dağılmasını istemiyorsan bana o parayı getirirsin. Yoksa Adem'e giderim. Biricik kızının, prensesinin aslında benim kızım olduğunu ona anlatırım. Yaparım bunu. Anlıyor musun? Söz vermişsin Ferda. Aramızda sır olarak kalacak demiştin. Of Nevin. Onlar eskide kaldı. Artık sırlar karın doyuruyor. Böyle aptal planlar yapacağına paramı bul.
Hoş geldiniz. Hayatım, seni yeni ortağımla tanıştırayım. Ejder Arcan. Eşim Yasemin Karata. Çok memnun oldum hanımefendi. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Siz nasılsınız? Yol yorgunluğu var tabii. Oldukça yoğun bir gün geçirdik. Ve biraz da acıktım. O zaman buyurun masaya geçelim. Hem yeriz hem konuşuruz. Rasim abi, işler iyice karışıyor. Hayrola evlat, ne oldu? Bu yeni ortak tanıdık çıktı. Kimmiş? Kunduzi. Ne diyorsun Adem sen? Kunduzi mi? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Ama iyice derinleşiyor iş. Galiba uzun yıllar yurt dışında, Londra'da yaşamışsınız. Doğru mu? Evet. Londra'nın puslu havası beni oldukça yordu. Orada bir ithalat ihracat şirketimiz var. Geçen yıl %7'lik bir büyüme kaydettik. Ki bu oldukça önemli bir rakam. Fakat memleket hasreti ağır bastı. Dedim ben bütün bunları neden kendi ülkemde yapmıyorum? O yüzden sizinle ortaklık fikri gündeme gelince hiç tereddüt etmedim. Ne kadar tehlikeli olsa da.